Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Geçen hafta arkadaşlar gelene kadar kısaca bir iki özet gibi bir şey yapalım. Geçen hafta şikayet orucu yapalım dedik hep birlikte. Yapanlar oldu büyük ihtimalle. Buraya da yazabilirsiniz sonuçlarla ilgili. Geçen hafta bizler de arkadaşlarla konuşurken çok enteresan oldu bu özellik. Yani haftanın mottosunu bu şekilde belirlemek çok güzel oldu. Biz de kendi aramızda konuşurken burada şikayete mi giriyor bu? Buna dikkat edelim, bu hafta yasaklıyız diye konuşurken bulduk kendimizi. Bu açıdan bizlere de uyarıcı oldu. Sizlerin de uyguladığınızı düşünüyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarım Semiha neredesin yazmış Melek'cim. Çok sevdiğim arkadaşlarımdan görüştüklerim oldu ve bu hafta yasaklıydım, hiç şikayet edemedim diyenler oldu. Şahane Seyhan'cığım, ailece yapmışlar. Tabii kendimizi de yakaladık değil mi? Ara ara şöyle oldu. Yok canım, bu şikayet değil, durum tespiti derken kendimizi yakaladığımız noktalar oldu. Eminim sizde de olmuştur. Eleştiri yapmak, işte dedikodu yapmak, şikayet etmek noktalarında aslında kendimizi bir hafta gözlemlemek gibi bir durum içinde bulduk hepimiz. Çok da iyi oldu diye düşünüyorum. Kendimi gözlemlemem açısından güzel oldu. Esin'cim, vazgeçmiyoruz. Yavaş yavaş vazgeçeceğiz. Arada insanız tabii ki, eleştirilerimiz, şikayetlerimiz olacak. Hele hele bu dönem değil mi? Ben şey noktasını bu hafta belirtmek istiyorum. Şimdi savaşların olduğu, yani bu yüzyılda hala değil mi, savaş oluyor, çocukları görüyoruz, aileleri görüyoruz, işte ölen insanları görüyoruz ve gerçekten hepimiz çok üzülüyoruz. Şimdi şeyi düşündüm, Sevinç, evet okudum, şeyi düşündüm, bir yazardan bir çeviri, yazarın adını tabii ki hatırlayamayacağım. Bir çeviri okumuştum, küçük bir noktaydı. Orada şöyle bir şey ifade etmişti. O tersten düşünmek bana çok iyi geldi. Belki size de iyi gelir. Biz derslerde bunu konuşuyoruz ama size de burada ifade edelim. Dünya neden bu kadar işte iyilik için yaratıldı, iyi insanların olduğu yer ve dünya nasıl bu kadar kötüleşebildi ya da dünya neden bu kadar kötüleşiyor, giderek kötülük neden artıyor gibi soruyorlar ve şöyle bir cevap veriyor. Böyle sorduğumuz zaman dünya sadece iyiliklerin olduğu bir dünya olarak yaratıldı gibi algılayabiliriz. Oysa zıtlarıyla birlikte yaratıldı, iyiler ve kötülerin olduğu ve zıtlarının olduğu, yani bütün isimlerin, her çeşit renk tonunun, anlamının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada yaşadığımız için iyilikler için yaratıldı yerine şöyle diyebiliriz. Bu kadar negatif ve kötülüğün içinde iyi şeyler yapabilmek ve iyi insanların olabilmesi nasıl mümkün oluyor diye sorabilirsiniz demiş. Bunu tersinden böylece okuyabilmek bana çok enteresan geldi. O zaman soruyu şöyle soracağız. Bu kadar sıkıntının, problemin, kötülüğün içinde bizler nasıl iyi kalabiliyoruz ya da iyi kalmak için neler yapabiliyoruz ve bu kadar iyi insanın olabilmesi bir mucize mi acaba? İyi insanların olabilmesi. Belki bu size bu dönemki sıkıntılı süreçler için bir anlam katar ya da rahatlatıcı bir açılım yapar. Açıkçası şunu kabul etmekten başka çaremiz kalmadığını gördük. Problemlerin, sıkıntıların, savaşların, kavgaların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünya bu şekilde, bunu kabul edip ne kadar iyiliği artırabilirize dönebiliriz. Bunu sorabiliriz. Belki bu bizim içimizi biraz daha ferahlatır diye düşünüyorum.
beni etkilemişti. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Peki bu haftanın mottosu ne olsun? Bu hafta acaba neyi kendimize şey alalım, baz alalım diye düşündüm. Aslında aklımda birkaç şey vardı ama geçen hafta şikayetten şükre nasıl dönebiliriz'i konuşmuştuk. Şikayet orucu yapıp sonra da bunu şükre çevirebilir miyiz diye. Şükre çevirebilme konusu biraz son kısmında kısa bir şey yer kaplamıştı. O halde bu haftaki mottomuz şu olsun mu? Boş boş mu şükrediyoruz şükrettiğimizi zannedip, yoksa şükrün gerçek anlamını karşılayabiliyor muyuz? Yani hepimiz şükrettiğimizi zannederken boş boş konuşuyor muyuz acaba sadece? Dilde mi kalıyor? Bunu bu hafta gözlemleyebilir miyiz acaba hep birlikte? Yakınlarımıza da söyleyerek. Çünkü benim her zaman dikkatimi çeken bir konu vardır. Şimdi otururuz değil mi insanlarla, annemiz, büyüklerimiz vesaire, hep ne derler? Allah'ım sana şükürler olsun, Allah'ım sana şükürler olsun derler. Ama sonra eleştirilerini, öfkelerini, kızgınlıklarını söylerler ya da bizler de öyle. Acaba şükretmek sadece dilde, Allah'ım sana şükürler olsun demekle mümkün mü? Acaba gerçekten şükürlerimiz boşa mı gidiyor? Boşluğa mı gidiyor? Bir işe yarıyor mu? O zaman nasıl şükredelim? Gelin buna küçücük bir bakalım. Öncelikle şükretmek, teşekkür etmek ve o halden memnun olmak. Bunu nasıl yapıyoruz ve ne ölçüde yapıyoruz? Hepimiz bu hafta kendimizi gözlemleyelim. Sadece dilde. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte evlatlarım var. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte çocuğumun sağlığı yerinde, benim sağlığım yerinde. Bu şekilde mi şükrediyoruz ki bunu dille bile yaptığımızda dil şükrü olmuş oluyor? Böyle mi yapıyoruz? Yoksa çocuğumuz var ve sağlıklı. Çocuğum sağlıklı. Bunun için şükrediyorum kısmını hasta olan, şikayetleri olan çocuklara hediyeler vererek, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların annesinin mutlu olmasını sağlayarak, işte engelli çocuklarımız var, hasta çocuklarımız var. Böyle bir şey yaparsak acaba gerçekten o zaman çocuklarımızın şükrünü gerçekleştirmiş olur muyuz? Bu boş bir şükürden çıkabilir mi? Ya da yetim olduğunu bildiğimiz çocuklara destek olabilir miyiz? Okumalarına destek olabilir miyiz? Böylece kendi çocuğumuzun okuması ve sağlığı için şükretmiş olur muyuz? Şimdi kendi çocuklarımızın okuması için canhıraş bir şekilde kendimizi paralıyoruz değil mi? Dershaneler, okullar, özel hocalar, inanılmaz bir takip halindeyiz ve çocuklarımızın işte yemeleri, içmeleri, çalıştıkları konular, dersler, hepsini sıkı takibe almışız. Peki bu kadar eğitimi önemsiyoruz çocuklarımızın, öyle okumalarını, işte eğitimde yükselmelerini, güzel yerlere gelmelerini istiyoruz. O zaman yine okumakta zorlanan, hele şu dönem ekonomik olarak sıkıntı yaşayan çok fazla aile var. Bir tane aile bulabilir miyiz acaba? Çocuğunu okutmakta zorlanan komşumuz olabilir, yakın akrabamız olabilir ya da çocuğumuzun okulunda olup okumakta zorlanan ailesinin sıkıntıda olduğu çocukları bulabilir miyiz? Ve onlara ders kitapları ya da okumaları için, eğitim için ne gerekiyorsa kendi bütçemiz kadar küçük küçük yardımlarda bulunabilir miyiz? Böylece çocuğumuzun okuması ve eğitimi için şükretmiş olur muyuz? Buradan bir bakabilir miyiz? Yine evet tabii ki bulabiliriz. Mesela şey olabilir, pek çok semtte, pek çok devlet okulunda çok zor durumda olan çocuklar var. Geçenlerde bir arkadaşla konuştuk. İşte 23 Nisan kıyafeti alacak ya da ne bileyim okulda bir etkinlik yapılıyor ve onu alabilecek gücü olmadığını tespit ettikleri çocuklar oluyor. 3-5 anne birleşip ona hediye yapmışlar mesela.
Peki bizler de bunu yapabilir miyiz çocuklarımızın şükrü için? Ve miktarlar çok önemli değil arkadaşlar. Arkadaşımız, işte kardeşlerimizle bir araya gelip, birleşip küçük küçük hediyeler, küçük küçük destekler yapmak bizi de son derece iyi hissettirir diye düşünüyorum. Özellikle bu süreçte sağlıkla ilgili şükür yapıyorsak yine sadece de dilde mi kalıyor, yoksa hasta olanlara destek oluyor mu? Bu şekilde bakabiliriz. Yani hangi konuda şükrediyorsak o konunun karşılığında yardım yapacak, destek olacak ve o insanların gözlerindeki ışığı parlatacak, mutlu edecek, yüzlerine bir gülümseme yayacak bir eylemde bulunabilir miyiz? Bu hafta bakalım boş boş şükür mü yapıyoruz hayatımızda, günlük hayatımızda, yoksa katkıda mı bulunuyoruz? Bunu gözlemleyelim. Şunu da belirteyim. Dilden sadece şükürler olsun, şükürler olsun demek tabii ki o da önemli. Ama sadece dilde kalıyor, dilin şükrü oluyor. Arifler eylemle ve hareketle şükrederlermiş. Bizler eşyanın arkasındaki hakikati görmeye niyetli olan kişiler, bilinç seviyemizi yükseltmeye niyetli olan kişiler, arifler gibi hikmetle bakmaya niyet edip eylemle şükretmeye niyet edelim bu hafta. Peki kalpten eminlik ve teslimiyet içinde şükredenler nasıl şükreder? Orada da şöyle bir küçük ayrıntı var. Kalpten şükredenler kendilerini, eşyayı, olayları, insanları müşahede etmek, yani şahitlik kısmında kalarak gözlemlemek, bilinçli farkındalıkla gözlemlemek şeklinde yapar. Burası önemli. Kalpten bakabilmek ve kalpten şükredebilmek bilinçli farkındalık ve gözlemle olabiliyor. Kendimizi bu hafta şükrümüzün hangi derecede ve seviyede olduğunu öğrenmek üzere kullanalım. Farkındalığımızı bu noktada kullanalım. Ve hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bu belki bizim emeğimizi ve hareketimizi artırır. Postun altına, belki hafta sonuna doğru paylaştığımız postun altına, işte ben şöyle hayvanlara mama yaptım, mama verdim bu hafta. İşte yetim çocuklarla ilgili bir kıyafet aldım gibi. Komşuma kek yaptım, kek götürdüm. İşte yaşlı bir komşumun alışveriş ihtiyacını ben karşıladım gibi bize ait değerlerle süslediğimiz bir hafta olsun. Böylece şükrümüz artsın, neşemiz artsın, coşkumuz artsın. Bakalım bu konuda rekor demeyeyim ama hani ne kadar aktivasyon yapabileceğiz, kendimizi de gözlemleyelim. Sorularınız varsa birkaç dakika soru alalım. Sevinç'im canımsın. Genelde çok güzel mesajlar gelmiş sorudan ziyade. Evet, neler mümkünü hep birlikte araştırma döneminde olalım bu hafta. Coşkuyu, neşeyi, yardımlaşmayı, bunun verdiği keyfi artırmak için neler mümkün? Bunun için neler yapabiliriz? Hep birlikte buna bakalım. Gelecek haftalarda da belki böyle küçük küçük mottolar bulup birbirimizi destekleyecek noktada hareket edebiliriz. Aynen öyle. Aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Eylemde ne yapabiliriz? Buna bakalım. Boş boş şükür mü, yoksa şükrün gereğini yapmak mı? Bu hafta mottomuz bu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.